Hepinize merhaba dostlar. Ben Mehmet. Bugün sizlere insert hakkında, yani get.insert hakkında bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Bunu birçok arkadaş anlatmış fakat şöyle bir şey var ki bana yetersiz geldi. En azından hani bazı bir şey anlatılması gerekiyordu. Ben de bunları birazcık size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar siz açıklama kısmında bulunan linkten direkt olarak bu siteye girebilir ve nasıl söyleyeyim, oradaki referans link ile kayıt olarak 5 dolarınızı alabilirsiniz. Ben şimdi hemen tabii ki giriş yaptığım için kaydolun kısmına bastığınızda burada böyle bir ekran gelecek karşınıza. Buradan istediklerinize kayıt olabilirsiniz veyahut da dilerseniz kendinize e-posta adresine kayıt olabilirsiniz. Ancak referans link ile kayıt olmanızı tavsiye ederim. Çünkü sebebi ne diye sorarsanız 5 dolar anında veriyor. Yani sizin diğer yayıncıları işte izlerken böyle kod geliyor ya ekrana. Bunu da direkt olarak 5 dolar alıyorsunuz. Şimdi ben de buna yeni başladım. Bu arada size de bunu göstermiş olayım. Kaydolun veya giriş yapın hesabını yaparak hemen şuradan ben hesabımı açayım arkadaşlar. İkinci ekran aldım monitörümü bilerek. Şuradan hesabıma giriş yapayım. Girerse eğer bugün giriş yapıldı. Şimdi siz eğer bir yayıncı izliyorsanız kesinlikle şöyle bir kod gelir. Örnek şimdi ben G'ye başladım. Tabii bir yayıncı izliyorum ben. Mesela şu sitenin aslında kendi kodudur. Bu da izlediğiniz yayıncının kodudur arkadaşlar. Mesela bu böyle olur ya da M'ye bassam mesela bizimkisi, pardon özür dilerim, şöyle bir şey oluyor. Mesela bizimkisi Monay çizgi geri kalanlı sitenin verdiği kod. Bu kodu girerek her zaman zaten alıyorsunuz. Yayınları izlediğiniz süre boyunca ekrana çıkan mesela instant kodlarını buraya giriyorsunuz. Bu normal kullanıcı kısmı, hani öyle söyleyeyim. Artı peki cüzdan kısmı var. Artı incage kısmı var. Bir de tanzim etmek dedi. Zaten çekmek kısmı. Cüzdanı size göstereyim. Bu yazdığınız kodlar falan nereye çıkıyor? Onları da göstermiş olalım en azından. Şimdi dostlar, siz bunu Türkçe yapabilirsiniz tabi. Evet. Şimdi sizin yazmış olduğunuz kodlar şöyle hep burada çıkar. Mesela ben kimden kazanmışım? Burada çıkıyor. Örnek veriyorum. Ha, bazen ben yayındayken şunu bilerek yazıyorum. Çünkü bizde bir uygulama var ve uygulama listesi şeklinde gösteriyor. Acaba diyorum açık mı değil mi, kapalı mı değil mi derken. Zaten yayında da bunu bizzat kendime söylüyorum. Mesela benim kodumu ben kendim yazarak kazanmışım. Bir de Gaming Lords diye bir arkadaşın kodunu yazarak kazanmışım. Şimdi dostlar şöyle bir şey var. Burada gördüğünüz gibi denge kısmında bunu görüyorsunuz. Peki bu kaç dolar ediyor da kaç sent ediyor diye sorarsanız da hemen şuradan gördüğünüz gibi şuna bastığımız anda direkt olarak ekranımıza kaç işte sent ya da kaç dolar ettiği gözüküyor. Peki yayın açacaksınız, hemen şuradan diyelim ki normal bir kullanıcı yayın açıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, mutlaka ve mutlaka arkadaşlar referansınızla kaydolun. Yani bir referans linki mutlaka yapın. Ben yapmadığım için şu an mesela pişmanım. Bilmiyordum ben de. Bilseydim keşke böyle yapmadım ama. Ya mesela benim şu anda 5 dolar 57 santim olmuş olacaktı. Eğer sizler gibi açıklama kısmındaki linke girip kayıt olsaydım benim de şu anda 5 dolar falan olacaktı. Ama ve lakin yazık ki yapmadığım için ya da bilmediğimden dolayı böyle oldu. Şimdi bir de bunun şöyle bir şey var. Hemen şuradan yayın yapacak olan arkadaşlar için ayar gösterelim. Burada ben gene şunu kapatayım. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada işte yayın yaptıkça mesela doğrulama için uygunsunuz. Vah. Tamam. Uygunluğumuz gelmiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz de ekranlarınıza yayınları yayındayken ekrana işte yazıların gelmesini falan istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Onun için şurada ilk başta gördüğünüz gibi benim yayınlarda yaptığım kampanyalar var. Bu kampanyaları sizlerin de yapmanız lazım. Buradan hemen kampanya oluşturun kısmına tıklıyoruz.
Bu İngilizce'de siz de Türkçe'ye çevirebilirsiniz tabii ki de. Ve siz buna bastığınız anda otomatik olarak şu anki saati baz alıyor. Bakın görüyor musunuz? Şu anki saati baz alıyor. Ve diyor ki bu da işte kaç saat yayın yapacaksın ya da kaç gün yayın yapacaksın vesaire vesaire gidiyor bu. Buradan da saat seçiyorsunuz örnek veriyorum. Bunları da seçtiniz diyelim. Oluştum dediğinizde sizde de aynı şu şekilde şöyle kampanyalar olmuş oluyor. Bu da tabii ki şu ödüller kısmı dediği de benim kazandığım değil. Bu benim kazandığım değil. Sizlerin kazançları. Zaten ödüller diyor bu da farkındaysanız. Bu sizin kazançlarınız. Ben ancak işte bu da 35 kullanıcıya ulaşabilirsem eğer o zaman ben de sizler de fazla fazla kazanmış oluyoruz. Tabii 35 kullanıcı demek bayağı yüksek bir rakam. Ama şu da var. Bir önceki videomuzda tabii ki bayağı bir önceki videolarımızda CryptoTap uygulamasını göstermiştim. Ona tam tamına şu anda 180 kişi kayıt olmuş ve birlikte kazanmaya devam ediyoruz orada. İnşallah burada da aynı gayreti görür, aynı çabayı görür. Hep birlikte kazanmaya devam ederiz. Şimdi buraya kadar umarım anlamışsınız. Anlamadığım nokta varsa yorumlara yazın mutlaka. Videoyu durdura durdura diye sıkıldı. Ben cevap vermeye çalışırım. Ondan sonra arkadaşlar bu da şöyle bir şey yapabiliyoruz. Tanzim etme kısmını göstermeyeceğim. Zaten o bildiğiniz üzere çekme kısmı. Peki yayınlarda ekrana kodu nereden alacaksınız? Örnek veriyorum. Şimdi ekrana kod almamız lazım, değil mi? Bakın. Buraya geldik. Dedik ki buradan işte şurada engage kısmına tıkladık. Buraya bizi attı. Buradan da şimdi yapmamız gereken olay şu. Gördüğünüz gibi burada diyor ki yayında diyor öyle ayarlar var yani ekrana çıkıyor falan. Onu diyor yapmak için diyor buraya bas diyor. Buraya bastık. Bu arkadaşlar şu gösterdiği şey bu OBS kurulum dediği olay. Birazdan size onu da anlatacağım. Ya da anlatmayabilirim çünkü bu bayağı bir kısa bir şey ama uzun sürüyor. Yani bu OBS'de de gözüken bir şey. Bu arada beni oyuna çağırıyorlar. Arkadaşlar tamam. Bu direkt OBS'de işte liste çıkan bir uygulama. Şu arkadaşlar işte bizim kodlarımızın geldiği gözüktüğü ıttırı zıttırı zıp. Yani bunu da zaten herkes biliyordu bütün herhalde. Gene size göstereyim. Açayım şuradan OBS'yi. Size de onu göstermiş olayım. OBS'm açılırsa. Evet, OBS'm de açıldı. Şu an benim tavanımı gösteriyor gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar ben mesela buraya koymuşum bunu. Burada çıkıyormuş otomatik. Burada arkadaşlar yapmanız gereken gördüğünüz gibi bu tarayıcı uygulaması. Buradan artıya basarak hemen şöyle tarayıcı kaynağı ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi tarayıcı kaynağı ekle diyoruz. Ekledik diyelim. Hemen mesela sizde böyle çıktı eklediğiniz anda şuraya oradaki kodu yapıştırıyoruz. Okey diyoruz. Ve ona göre konum seçiyoruz. Peki bizim bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu kapatayım tekrar bunu ayarlamışken. Bunu yaptıktan sonra şu oluyor. Dakikası belli olmaksızın 10 dakika ve hatta 5 dakikada bir kodlar ekranda gözükmeye başlıyor. Onda sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Eğer siz de burada hani böyle para kazanma kısmına örnek veriyorum. Firma geliri elde etmek istiyorsanız onaylanmış olmanız gerekiyormuş. Yani firma gelirinden hani nasıl söyleyeyim ben size işte böyle atılan bağışlardan falandan ırktan zırttan işte bunun yayını yaptığınız için kazançlar falan bunlardan elde etmek için bayağı bir dediğim gibi 35 kullanıcıyı aşmamız gerekiyormuş. O bilmiyorum belki yayın yaparsınız yapmazsınız. Ama direkt olarak siteye açıklama kısmında verdiğim referans linkinden girerseniz bu kodu yazmanıza bile gerek kalmadan otomatik olarak hesabınıza direkt olarak 5 dolar geliyor. Ama ben işte ben yani nasıl farkına varmadıysam nasıl bilemediysem onu bilmeyerek düz bir giriş yaptım. Cayamadık da şimdi bunu yayına falan da bağladık. Cayamıyoruz da. O yüzden arkadaşlar ben mecbur böyle gideceğim ama sizler benim çektiğim pişmanlığı çekmeyin diye lütfen ve lütfen söylüyorum. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olun. En azından 5 dolarınızı alın.
Hazırda 5 dolarınız olsun. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bunu birçok arkadaş anlatamamış ve hatta anlatırken böyle ırım kırım yapmışlar. Böyle hani bayağı bir lafları gevelemişler falan. Ya kolay bir uygulama. İşte çeki kısmı burada da var. Dediğim gibi ödülleriniz burada gözüküyor. Hatta şuradan basarak ödüllerinizin kaç dolar, kaç sant ettiklerini de görebiliyorsunuz. Bazı ödüller çünkü bayağı bir yüksek. Şuradan hepsini gördüğünüzde bayağı detaylı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bayağı bayağı bir çıkıyor. Yani dediğim gibi güzel bir uygulama. Hem drive yayını atıyorum başka bir yayın izlerken falan. Gayet bir şey, güzel bir şekilde kazanabileceğim bir şey. Hani adamın kasa açmasını beklemeden direkt olarak kazanabileceğiniz bu uygulama. Kafanıza takılan bir şey olursa bana yazın. Ben gene ufak tefek videolarını çekmeye çalışırım. Yani zor bir şey değil. En azından kasa beklemiyorsunuz. Onu beklemiyorsunuz. Bunu beklemiyorsunuz. Tavsiye dedi kışı işte arkadaşlarınızı çağırarak falan muhabbet oluyor. Bağışlamak kısmı işte bir kişinin ismini yazıyorsunuz. Ona sizdeki şeyleri gönderebiliyorsunuz. Profil ayarları klasik değişmez. Kullanım şartları vesaire vesaire. Kolay bir uygulama ama birçok kişi bunun farkında değil. Ben hatta bir sonraki videoda büyük ihtimalle size şu olayı anlatırım. Şurada göstermiştim ya sizlere. İncek'te şu OBS ayarı falan kampanya oluştu kısmı. Bir dakika. Neredeydi o? Onu size göstereceğim çünkü. Şu. Şunu mutlaka gösteririm. Eğer aranızda soran, merak eden olursa bunu göstermeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Esenle kalın diyorum ama lütfen ve lütfen arkadaşlar, benim linkim olur, başkasının referans linki olur. Her ne olursa o zaman mutlaka ve mutlaka referans linkiyle kayıt olun ki en azından 5 dolarınızı alın. Neyse, diyeceklerim bu kadar. Umarım her şeyi açık açık anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.